Saadet Partisi Eskişehir Teşkilatı'nın gündeminde ise kentsel dönüşüm konusu vardı. İl Başkanı Fesih Bingöl yaptığı açıklamada partisinin kentsel dönüşüm konusundaki önerilerini anlattı. Dolayısıyla bu riskli alanın ne manaya geldiğini halen Türkiye'deki insanlarımız ve Eskişehir kamuoyu bilmemektedir. Saadet Partisi il merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında kentsel dönüşüme ilişkin partisinin önerilerini kamuoyuyla paylaşan Başkan Fesih Bingöl, kentsel dönüşümde rant ve çıkar esas olmamalıdır dedi. Bingöl ayrıca kentsel dönüşümün sosyal boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtirken, kentsel dönüşümle kentlerimizin tarihi dokusu yok edilmemelidir ifadesini kullandı. Tepebaş ilçesinde Mustafa Kemal Paşa, İhsaniye, Hacı Ali Bey, Yeni Işıklar ve Mamure mahalleleri ile Odunpazarı ilçesi, Delikli Taş, Kurtuluş mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 565 dönüm yer riskli alan olarak ilan edildi. Ama halen Eskişehir kamuoyunun bu konuda çok yeterli bilgiye sahip olmadığını düşünüyoruz. Çünkü kentsel dönüşüm yasası kamuoyunda yeterince tartışılmadan ve halkı bilgilendirilmeden alelacele çıkartılmıştır. Kentsel dönüşüm mü, rantsal dönüşüm mü? Afet bölgesi kalkacak, yağma bölgesi gelecek. Evin sağlamsa da başına yıkılabilir. Biz bu slogan olarak bunu söylemiştik. Hakikaten bugün aynen gerçekleşiyor. Eviniz sağlamsa da başınıza yıkılabilir.